Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâ lem yâlem. Ve salâtu ve selâmu alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn. Seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hedyi hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfa'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhitnâ bissâlihîn. Âmin ve elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir tefsir dersinde yine birlikteyiz. Araf suresi 171. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. 171. ayet-i kerime şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz nataknel cebele fevgahum ke ennehu zülletün. Evet, bu şekilde başlıyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirine başlamadan önce bu ayetlerle önceki ayetler arasındaki münasebeti açıklayalım, ilişkiyi açıklayalım değerli arkadaşlar. El münasebetü lemma haka taala an beni İsrail'e isyanehum ve temerrudehum ala evamirillah. Allah Teala önceki ayetlerde İsrail oğullarının isyanını ve Allah'ın emirlerine karşı azgınlıklarını, taşkınlıklarını zikretti. Hakâhune, buradaki bu ayetlerde ise Allah-u Teala mâ âgabehum bihi min iktilâ'i cebelit tur. Tur dağını onların üzerine ceza olarak kaldırmasını Allah-u Teala zikretti. Ve sahatehum bihi inlem yâmelû bi ahkâmi tevrat, şayet Tevrat'ın hükümleriyle amel etmezlerse onları bu şekilde cezalandıracaklarını Allah Teala zikretti. Sümme zekere teala meselen lil ulema issu. Sonra Allah Teala kötü alimler için bir misal verdi. Misal zikretti. Fi kıssati ellezî inselaha an ayetillahi tem'an fi hutamit dünya. Dünya malına, mülküne, menfaatına tamahkarlık yapıp da Allah'ın ayetlerinden ayrılan, Allah'ın ayetlerini ve ayetlerdeki emirleri yerine getirmeyen alimlerin kıssasını zikretti. Ve darabe lehu meselen bil kelbil lahisi, soluyan bir köpeğin suretiyle bu konuda bir misal verdi. Ki haleti tabi ve rahati, yorgunluk ve rahat halinde soluyan bir köpeğin durumunu misal olarak verdi. Ve kefa bihi tasfiran li nefsiyetil yahudi. Yahudilerin durumunu tasvir etme konusunda böyle bir misal gerçekten çok yeterlidir. Fi tekalubihim ale dünya, dünyaya köpekleşmeleri ve dünyaya sımsıkı sarılmaları konusunda. Ve ibadetihim lil mal, adeta dünya malına taparcasına yönelmeleri konusunda böyle bir güzel örnek verdi. Evet, şimdi de ayetlerde geçen bazı kelimelerin manalarını el-lugatu başlığı altında inceleyelim. Netakna fiili, netakna kelimesi, en-nutku, el-cezbu bi kuvve, kuvvetlice çekmek manasına geliyor. Kale Ebu Ubeyde, Ebu Ubeyde şöyle demiştir. Aslun netki kal'u şey min mevdaihi, bir şeyi yerinden sökmek manasına gelmektedir. Verramyu bihi, ve onu söküp atmak anlamına gelmektedir. Zulletün kelimesi ise ezzulletü küllü ma ezalleke min sakfin ev sehabetin. Evet, sana gölge yapan her tavan ve her bulut bu manada kullanılmaktadır. Ev, cenahin, haitin veya bir duvarın gölgesi. Vel cem'u zülel, zülletün kelimesi
çoğulu Zülel şeklinde gelmektedir ve Zilal şeklinde gelmektedir. Ve zannu fiili ise zannu alimu bildiler ev eyganu yakinen iman ettiler anlamına gelmektedir. İnselaha el insilah kelimesi el kuruç çıkmak anlamına gelmektedir. Yugalu likillü men faraga şey'en bil kulliyeti bir şeyden tamamen ayrılana el inselaha denilir. İnselaha minhu ondan sıyrıldı, çıktı anlamında. Venselahatil hayyetü min cildeha yılan derisinden soyuldu, çıktı anlamında. Ey haracat minhu ondan çıktı manasında kullanılmaktadır. Ehlede fiili ise değerli dostlar male ile şeyi bir şeye meyletti anlamına gelmektedir. Ve rekene ile ileyhi ve asbuhu el-luzum bir şeye yönelmek bir şeyde daimi olarak kalma anlamına gelmektedir. Yugalu ehlede fulanın bil mekanı filan mekanda daimi olarak kaldı anlamına gelir. İza lezimel ikamete bihi evet, eğer orada ikamet etmeye devam ederse, sürekli kalırsa bu şekilde söylenir. Ahlede fulanın bil mekane denilir. Ve minhu el hulud fil cennet. Nitekim cennette ebedi kalmaya da bu fiil kullanılmaktadır. Yelhefü fiili ise lehefe yelhefü galel cevheri. Cevheri şöyle açıklamıştır. Lehefel kelbü denildiği zaman yelhesu idâ ahrece lisânehu minetta'ibi evil ataşı. Evet, susuzluk veyahut da yorgunluk sebebiyle köpek dilini dışarı çıkarttığı zaman lehefe yelhesül kelbu denilir. Vere'na manası halakna, yarattık anlamına gelmektedir. Yulhidûne fiili ise el-ilhâdu mastardır. El-ilhâdu el-meylü anil gastı vel istikameti, doğruluktan ayrılmak, meyletmek anlamına gelmektedir. Yugalu şöyle denilir. El-hade fiddini bellahade fehüve mulhidun yani dinde inhiraf etti. Dinin emirlerinden ayrıldı, saptı anlamına gelmektedir. Evet. Mulhidun linhirafihi ante alimiddini dinin öğretilerinden ayrıldığı ve saptığı için kişiye mulhid denilir. Evet. Bu kelime izahlarından sonra artık ayetlerin tefsirine geçebiliriz. Et-tefsiru ve iz netaknel cebele fevgahum ey uzkur hatırla hine iktela'na cebele turi Tur dağını üstlerine yükselttiğimiz zaman ve rafanahu fevga ru'usi beni İsrail İsrail oğullarının başlarına dağı yükselttiğimiz zaman keennehu zülletün ey keennehu sagifetün ev zülletü gamamin evet, o da sanki onların üzerinde bir tavan gibi olmuştu veyahut da bir bulut gölgesi gibi üstlerine Allah Teala tarafından çıkarılmıştı. Ve zannu ve zannettiler ennehu vâbi'un bihim üzerlerine düşecek zannettiler. Eyganu yakinen bildiler ki ennehu sâgitun aleyhim üzerlerine o dağ düşecektir. İnlem yemtesilu el emra Allah'ın emrine uymadıkları zaman o dağın üzerlerine düşeceklerine yakinen bildiler. Galel müfessirûne, müfessirler şöyle demişlerdir. Rûye ennehum ebev en yakbelû ahkâmet tevrâti rivayet edildiğine göre Beni İsrail Tevrat'ın hükümlerini kabul etmekten sakındılar, çekindiler, geri durdular. Ligilzihim, ligilziha ve fikaliha o Tevrat'taki hükümlerin ağır olması ve sert olması sebebiyle Terefe Allahu Tura bunun üzerine ala ru'usihim Allah Teala Tur dağını onların başının üzerine kaldırdı.
Ve gîle lehum, ve onlara denildi ki in kabiltumuha bima fiha, eğer Tevrat'ı ve Tevrat içerisindeki hükümleri kabul ederseniz ve illa leyaka anne aleykum, o zaman bu da sizin üzerinize düşecektir denilmiştir. Felemma nazaru iler cebeli, cebel yani dağa baktıkları zaman harra kullu vahidin minhum saciden, İsrailoğullarından her bir fert secde ederek yere kapandı. Kafen min subutihi, dağın üzerlerine düşmesi korkusuyla secde ederek yere kapandılar. Sümme gâle teâlâ, sonra Allah Teala şöyle buyurmuştur. Hudû mâ ateynâkum bi kuvvetin, ey ve gulnâ lehum, İsrailoğullarına dedik ki hudû tevrate, Tevrat'ı alın, Tevrat'a sarılın. Bi ciddin ve azimetin, evet, ciddiyetle ve azimetle Tevrat'a ve Tevrat'ın hükümlerine sarılın dedik. Vezkuru ma fihi leallekum tettehun, ey uzkuru ma fihi bil ameli, evet, Tevrat'ta bulunan hükümleri hükümlerle amel edin. Ve amelu bihi, ve onunla amel edin. Litekunu fi silkil muttakine, muttaki kulların sırasında olabilmeniz için Tevrat'a sarılın ve Tevrat'ın hükümleriyle amel edin denilmiştir. Ve iz ahaza rabbuke min beni ademe min zuhurihim zurriyetehum, galet taberi bu ayetle ilgili taberi şöyle demiştir. Vezkur ya Muhammedu, ey Muhammed hatırla. İz ahrece rabbuke, Rabbin çıkartmıştı. İz ahrece rabbuke evlade Adem'e min aslabi abaihim, Adem oğullarını Allah Teala babalarının sulbünden çıkartmıştı. Fe karrarahum bi tevhidihi, ve Allah'ın varlığına birliğine ikrar ettirdi insanları. Ve eşhede ba'dahum ala ba'dun bizalik, dolayısıyla birbirlerine şahit oldular. Yani Allah'ın onların Rabbi olduğuna, Allah'ın onları yoktan var ettiğine dair birbirlerine şahit oldular. Allah Teala insanları birbirine şahit kıldı. Gale ibn Abbas'in, Abdullah ibn Abbas da şöyle demiştir. Mesehallahu zahra Adem'e, Allah Teala Adem'in sırtını mesetti. Festahrece minhu kulle nesemetin, ve Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden onun sulbünü çıkarttı. Ve halikuha ila yevmil kıyame, nitekim Allah Teala Adem oğlunu kıyamet gününe kadar yaratandır. Ve eşhedehum ala enfusihim, kendi nefislerine şahit kıldı. Erestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurdu. Galu, insanlar da bela, evet dediler. Şehidna, şahit olduk. Ey yani ve karrarahum ala rububiyetihi ve vahdaniyetihi, Allah Teala varlığına ve birliğine, Rabliğine ve bir olduğuna insanları şahit tuttu ve onları ikrar ettirdi. Fe akarru bidalik, insanlar da bunu ikrar ettiler. Beltezemuhu, ve buna uymaya söz verdiler. En yegulu yevmel kıyameti, kıyamet gününde şöyle dememeleri için, inna kunna an hada gafilin, biz bunu bilmiyorduk dememeleri için Allah Teala onları birbirlerine şahit tuttu. Ey bi ella tegulu yevmel hisabi, hesap gününde şöyle dememeniz için, inna kunna an hadal misabi vel ikrari bir rububiyeti gafilin, evet biz bu misaktan, bu sözden ve bu ikrardan, Allah'ın Rabbimiz olduğuna dair bu verdiğimiz sözden gafiliz dememeleri için Allah Teala birbirlerine şahit tuttu insanları. Lem nenhe aleyhi, lem nünebbi aleyhi, bundan haberimiz olmadı dememeleri için Allah Teala insanları birbirlerine şahit tuttu.
Ev tegulu veya şöyle dememeniz için innema eşreke abauna babalarımız Allah'a şirk koştu. Min kablu daha önce ve kunna zürriyeten min badihim biz de onlardan gelen bir zürriyetiz, nesiliz dememeleri için ey ve keyla tegulu yevmel kıyameti kıyamet gününde şöyle dememeniz için eydan nahnu ma eşrekna ve innema galledna abaena biz şirk koşmadık, biz babalarımızı atalarımızı taklit ettik dememeleri için ve tebana minhacehum onların metotlarına tabi olduk dememeleri için fenahnu mazurune biz özürlüyüz dememeleri için Allah Teala bu şekilde şahit tutmuştur. Efetuhlikuna bima fe'alel muhtilun ey efetuhlikuna bi işraki men eşreke min abaina el mudilline dalalete sapıklığa düşmüş olan babalarımız ve atalarımızın koştukları şirk sebebiyle bizi helak mı ediyorsun dememeleri için bade ittibaina minhacehum ala cehlin minna bil hakkı bizden bir cehalet olarak hakkı bilmediğimiz ve cahil olduğumuz sebebiyle onlara tabi olmamız sebebiyle bizi helak mı ediyorsun dememeleri için fekedalike nufassilul ayeti işte ayetleri bu şekilde ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Ve leallehum yerci'un umulur ki onlar hakka dönerler. Ey ve kema beyyennel misaga evet insanların ruhlar aleminde Allah'a vermiş oldukları o vaadi sözü açıkladıktan sonra mübeyyinul ayati ayetleri açıklıyoruz. Liyetedebberahan nasu insanlar bunu tedebbür düşünmeleri için ve liyerci'u ammahum aleyhim minel ısrar alel batıl ve taklidil aba evet batılda ısrar etmekten de babalarını dedelerini taklit etmekten vazgeçmeleri ve bu ısrardan vazgeçip Allah'a yönelmeleri için vetlu aleyhim onlara oku nebe ellezî âteynehu ayâtina ayetlerimizi verdiğimiz insanların haberlerini onlara bildir oku فَنْسَلَخَ مِنْهَا اَيْ وَتْلُ يَا مُحَمَّدُ عَلَى الْيَهُودِ Ey Muhammed, Yahudilere oku. خَبَرَ وَقِصَّةَ ذَلْكَ الْعَالِمِ O alimin kıssasını ve haberini oku. اَلَّذ۪ي عَلَّمْنَاهُ اِلْمَ بَعْضِ كُتُبِ اللّٰهِ Allah'ın kitaplarından bazı ilimleri ona öğretmiştik. فَنْسَلَخَ مِنَ الْعَيَاتِ Ayetlerden sıyrıldı. Kema tenselihul hayyetu min cildiha yılanın derisinden sıyrılıp çıktığı gibi o alim de o bilgili kişi de o kitaplardan sıyrılıp çıktı meyletti bi en kefera biha ve onu inkar etti ve arada anha ondan yüz çevirdi fe etbahu şeytanu fekâne minel gâvin ey fe lahikahu şeytanu Şeytan ona onunla karşılaştı. Ve stahvede aleyhi şeytan onun üzerine musallat oldu. Hatta cealehu fi zümreti dallin errasihine fil rivayeti. Evet şeytan onu dalalete düşenlerin zümresine kattı. Ve azgınların arasına kattı. Bade enkâne minel mühtedîn o kişi hidayete ermiş insanlardan olduktan sonra şeytana uymak suretiyle sapıklığa ve dalalete düşen insanların arasına katıldı. Gale ibn-i Abbas'in Abdullah ibn-i Abbas şöyle demiştir. Ve Bel'am ibn-i Ba'ura yani bu ayette zikredilen kişi, kastedilen kişi Bel'am İbni Ba'ura adındaki kişidir. Kâne indehu İsmullahul Azam onun Allah'ın yüce isimlerinden biri ona verilmişti. Ve Gale İbni Mes'ud, Abdullah İbni Mes'ud şöyle demiştir. Hüve racülün min beni İsrail, o İsrail oğullarından bir kişiydi. Be'asehu Musa ila Meliki Medyen
Musa aleyhisselam onu Medyen kralına göndermişti. Daiyen ilallahi, Allah'a davet etmesi için Medyen kralına göndermişti. Fe reşahul melik ve atahul mülke ve dolayısıyla kral ona bir takım dünya malı mülkü verdi. Ala en yetruke dine Musa, Musa aleyhisselamın dinini terk etmesi için ona bir takım dünyalık verdi. Ve yutabi'ul melike ala dinihi, kralın dinine tabi olması için böyle bir dünyalık verdi. Fe feale ve o kişi de krala uydu. Ve edallen nase bidalike, insanları bu şekilde sapıklığa dalalete düşürdü. Ve lev şi'na le rafanahu biha ve lakinnehu ahlede ilel ardı ve tebe'a hevahu. Ey ve lev şi'na, şayet biz dileseydik, isteseydik, le rafanahu ila menzilil ulema'il ebrar, onu, o kişiyi salih alimlerin makamına yükseltirdik. Ve lakinnehu male ile dünya, fakat o kişi dünyaya meyletti. Ve sekene ileyha, ve dünyaya tamamen yöneldi. Ve asara lidatiha ve şehvatiha alel ahireti, dünya malını, mülkünü ve dünya şehvetini ahirete tercih etti. Ve tebe ama tehvahu nefsuhu, nefsinin arzu ve isteklerine tabi oldu. Ve hatta esfele safilin, aşağıların aşağısına düştü. Femeseluhu kemeselil kelbi, işte bu kötü alimin misali aynı bir köpeğe benzer. Öyle bir köpek düşünün ki in tahmil aleyhi yelhes ev tetruku yelhes, ey femeseluhu fil hisseti ve denaeti, aşağılık ve düşük seviyede olmasının misali aynı. Kemeselil kelbi, bir köpek misalidir. İn tarattehu, eğer onu kovarsan, ve zecertehu, onu kendin kovup da azarlarsan, fesa'a lehefe, ve kaçar ve dilini çıkarır, solur. Ve in terektehu ala halihi, onu kendi halinde bırakırsan, lehefe, yine dilini çıkararak solur, solar. Ve huve temsilun badi'ir rav'ati zahirul belagati. Evet, bu gerçekten çok açık bir belavi, bir mükemmel, güzel bir örnektir. Zalike meselul kavmin lezine kezzebu bi ayatina, bizim ayetlerimizi yalanlayanların, toplulukların misali böyledir. Ey hazel meselü seyyi'u, işte bu kötü misal. Hüve meselü meselün likulli men kezzebe bi ayatilla, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar için bu bir misaldir. Fi ve fihi taridun bil yahud, işte bunda Yahudilere bir tariz vardır. Fakat utut tevrate, Yahudilere Tevrat verilmiştir. Ve arafu sıfaten nebiyyi aleyhissalatü vesselam, Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarını Tevrat'tan, kitaplarından öğrenmişler ve bilmişlerdir. Felemma ca'ehum, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara gelip de peygamber olduğunu bildirip onları Allah'ın varlığına, birliğine davet ettiği zaman, ma arafu keferu bihi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımamışlar ve inkar etmişlerdir. Venselahu min hükmü Tevrat'ı, ve Tevrat'ın hükmünden meyletmişlerdir. Feksusil kasasa leallehum yetedekkerun, ey uksus ala ümmetike, ey Muhammed, ümmetine bu kıssaları zikret, anlat. Ma evhayna ileyke, sana vahyettiğimiz bu kıssaları onlara açıkla. Leallehum yetedebberune fiha ve yetta'idûne, umulur ki onlar düşünürler ve öğüt alırlar, ibret alırlar. Sa'e meselenil gavmüllezîne kezzebû bi âyâtina, ey bi'se meselen
meselül kavmil mükezzibine bi ayatillah. Evet, Allah'ın ayetlerini yalanlayanların misali ne kadar kötü bir misaldir, ne kadar kötüdür. Ve enfüsehum kânû yazlimûn, ki onlar nefislerine zulmediyorlardı. Ey ve mâ zalemû, ve mâ zalemû bi tekzibi illâ enfüsehum, onlar Allah'ın ayetlerini yalanlamakla ancak ve ancak kendi nefislerini yalanlamışlardır. Fe inne vebalehu, zira bu yalanlama ve inkarın vebali, sorumluluğu, la yeteaddaha, kendi nefislerinden başka birine teaddi etmez, geçmez. Men yehdillahu fehvel mühtedi ve men yudlil feulâke humul hâsirûn. Ey yani, men hedâhullahu, Allah kimi hidayete eriştirirse, fehves sa'idul muvaffaku, evet, o mutlu, bahtiyar ve doğruya muvaffak kılınmış bir insandır. Ve men edallehu, kimi Allah dalalete, sapıklığa düşürürse, fehvel haibul hasiru la muhalete, evet, o kaybeden ve hüsrana uğrayandır. Vel garadu minel ayeti, bu ayeti kerimeden garat, ayetten maksat, amaç, beyanu ennel hidayete vel idlale biyedillah. Yani hidayete erişmek ve dalalet Allah'ın kudret elindedir, Allah'ın takdirindedir. Ve kad zere'na li cehenneme kesiren minel cinni vel insi. Ey halakna li cehenneme, cehennem için yarattık. Liyekunu hataben leha, cehenneme odun olmaları için. Halkan kesiren, kainen minel cinni vel insi, insanlardan ve cinlerden birçok insanı ve cinni cehenneme odun olmaları için yarattık. Vel muradu bihim, bunlardan murad edilen, ellezine hakkat aleyhim kelimetul lazime bişşakavi. Evet, bu ayet-i kerimede kastedilenler kendileri hakkında ezeli olarak şekavet, bedbahtlık hükmü hak olan insanlardır ve cinlerdir. Lehum gulubun, onların öyle kalpleri vardır ki, la yefkahune biha, o kalplerle asla anlamazlar. Ey lehum gulubun la yefhemune biha el hakka, onlar Allah'ın verdiği o kalplerle hakkı asla anlamazlar. Ve lehum ayunun, onların gözleri vardır. La yubsirune biha, o gözlerle hakkı görmezler. Ey la yubsirune biha dela ile kudretillahi, Allah'ın kudretinin delillerini o gözlerle göremezler. Basara itibarin, ibret alma gözüyle bakamazlar. Ve lehum adanun, onların kulakları vardır. La yesmeune biha, o kulaklarla hakkı işitmezler. Ey la yesmeune bihel ayati vel mevaiza simae tedebbürin ve teazin. Evet, kulakları vardır ama o kulaklarla Allah'ın ayetlerini dinlemezler ve öğüt alacak ve ibret alacak bir işitmeyle o yapılan vaaz ve nasihatleri dinlemezler. Ve leysel muradu nefyus sem'i vel basarı bil külliye. Evet, burada tamamen dinleme ve görme, işitme ve görme duyularının nefyedilmesi tamamen bu kastedilmemiştir. Onlar aslında dünyada işitirler, görürler ama o işitme ve görme duyularıyla hakkı göremezler, hakkı işitemezler ve dolayısıyla hakka yönelmezler anlamındadır. Ve innemel muradu nefyuha amma yenfe'uha fiddin. Dinde onlara faydalı olacak şeyleri işitmezler ve faydalı olacak şeyleri ibret nazarıyla bakıp göremezler anlamındadır. Ulaike kel en'ami, işte onlar aynı hayvanlar gibidirler. Belhum edal, bilakis onlar hayvanlardan da daha sapıktırlar, daha aşağı seviyededirler. Eyhum kel hayvanati fi ademil fıkhi vel basari vel istimai. Evet, anlamama, görmeme ve dinlememe konusunda aynı onlar hayvanlar gibidirler. Belhum, bilakis onlar esve'u halen minel hayvanati, hayvanlardan daha kötü bir durumdadırlar.
فَإِنَّهَا تُدْرَكُ مَنَافِعُهَا Zira hayvanlar faydalı olan şeyleri idrak ederler ve madarraha zararlı olan şeyleri idrak ederler, anlarlar. Ve هَاُولَيْ لَا يَتَمَيَّزُونَ بَيْنَ الْمَنَافِعُ وَالْمَدَارِ O insanlar ise kafirler, müşrikler, münafıklar, onlar faydalı ve zararlı olan şeyleri birbirinden ayırt edemezler. Ve lehâzâ işte bundan dolayı yuktemûne alennâr cehenneme, cehennem ateşine atılırlar. Ulâike humul gâfilûn işte onlar gâfillerin ta kendileridir. Ey elgâribûne fil gafleti gaflet içerisinde boğulan insanlardır ve cinlerdir. Evet değerli dostlar bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah gelecek dersimizde bu kaldığımız yerden itibaren devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etûbü ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.